Yaşanan küresel ısınma canlıları olumsuz etkiliyor. Kış uykusunda olması gereken arılar halen doğayla temas halinde olmayı sürdürüyor. Dünya genelinde yaşanan küresel ısınma ekosistemin en önemli canlılardan biri olan arıları olumsuz etkiliyor. Elazığ ve bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle iki ay önce kış uykusuna geçmesi gereken arılar halen geçemedi. Normalde, normalde bu mevsimlerde sakın bulunması gerekiyor. Sakın bulunması. Evet. 3 ay kış uykusu geçirmesi gereken arılar halen doğayla temas halinde olmayı sürdürüyor. Tehlikenin kapıda olduğunu dile getiren Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay en önemli olumsuzluklardan bir tanesinin kovan kaybıyla karşı karşıya kalınması olduğunu ifade etti. Evet, bölgemiz coğrafyasına baktığımız zaman ilimizdeki arıcılığın sürdürülebilirliğindeki en önemli argümanlardan bir tanesi iklimin normal koşullarda seyretmesi. O bölgeye ait meteorolojik hafızanın var olmasıyla irintilidir. Ancak geldiğimiz noktada şu anda Ocak ayının sonundayız. Halen bölgemizdeki arılar mevsimin sıcak gitmesi, iklim koşullarının olumsuz gelişmesinden kaynaklı halen arılarımız kış salkımı dediğimiz kış istirahatine geçmemiş durumda. Tabi bundan dolayı sektördeki var olan arılar da olumsuz olarak etkileniyor. En önemli olumsuzluklardan bir tanesi bölgedeki arıcılarımızın kovan kabuğuyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü şu anda kış salkımına geçmeyen arılarımızda bir e, bal sarfiyatı söz konusu. Doğaya baktığımız zaman şu anda doğa dışarıdan nektar ve polen akımına uygun değil. Bölge coğrafyası buna müsait ama geldiğimiz noktada bu Olumsuz gelişmeler arılarımızın kış salkımına geçmemesine sebep oldu. Bu saatten itibaren baktığımız zaman şu anda kış ayının neredeyse son bir ayına girmek üzereyiz. Bu son bir ayda arıların salkıma düşmesi de yine bu olumsuzluklarla karşılaşmayacağız anlamına gelmiyor. Çünkü bu bölgede arıların en az 3 ay civarında bir salkımda olması gerekmekteydi. Canbay, hava sıcaklığından dolayı kovan içerisinde yavru tedariğinin olmadığını, bu sebeple arılarda zayıflama veya kovan ölümleriyle karşı karşıya kalındığını belirtti. Olur. Tabii arı için ayrılan, tedarik edilen balın ötesinde bir harcama olduğu zaman arı kolonisinin açlıkla karşı karşıya kalması ve aynı zamanda hava sıcaklığından dolayı Kovan içerisinde yavru tedariği söz konusu olmadığından dolayı da bahara çıkan arılarda zayıflama veya kovan ölümleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Elazığ bölgesi 12 kilogram bir rekolteye sahipken küresel ısınmanın getirdiği olumsuzlukla 5 kilograma düştü. Son yıllara baktığımızda özellikle bölgemizde son 3 yılda verimsiz geçen e, yıllar olmuştu. Rekolte noktasında da Elazığ bölgesi 12 kilogram bir rekolteye sahip iken son 3 yıldaki bu meteorolojik hafızanın değişmesi, iklim değişikliğinin sektöre sirayet etmesinden dolayı 5 kilogram civarına kadar düşmüştü. Tabii bu olumsuzluklar arada strese, verimde düşüklüğe sebep olmuştu.